Halide Özkurt ben. İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Bugün 23 Haziran 2024. Neredeyim? Trabzon. Boztepe'deyim. Kızlar Manastırı hemen Boztepe'nin alt tarafında vardı. Orada bir tane sergi olduğunu arkadaşım bana söyledi. Buraya gelmişken oraya bir ineyim dedim. İnerken de buraları size göstereyim. Hemen üstten aşağıya. Boztepe'den aşağı merdivenle beraber manastırın olduğu yere doğru iniyorum. Bayağı uzun bir merdiven var burada. Üstten aşağı rahat iniliyor. Aşağıdan yukarı bakalım. Aynı şey. Hemen şu sağ üst tarafta gözüküyor bakın duvarla da. Bakalım ne sergisi var orada. Buradan yukarı çıkılıyor. Kızlar Manastırı Gezi Rehberi. Boztepe'nin yamacında şehre hakim bir mevkide kurulan bu manastır 1349-1390 yılları arasında 3. Alejios zamanında kurulmuştur. Kızlar Manastırı, iki teras üzerine inşa edilmiş ve etrafı yüksek koruma duvarı ile çevrilmiştir. Birkaç defa onarılmış olan Kızlar Manastırı 19. yüzyılda son şeklini almıştır. Manastırın ilk hali, güneyde içinde kutsal su bulunan kaya kilisesi ve onun girişindeki şapel ve birkaç hücreden ibarettir. H. Kilisesinin içinde kitabeler ve 3. Alejios'un karısı Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer almaktadır. Kızlar Manastırı nerede, nasıl gidilir? Trabzon'un merkezinde olan Kızlar Manastırı, Boztepe mahallesinde bulunmaktadır. Trabzon merkezinde olduğundan dolayı ulaşım açısından sıkıntı yaşamazsınız. İster şahsi aracınız ister minibüs vs. ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken Kızlar Manastırı ziyaretiniz sonrası Trabzon'u adeta kuş bakışı gören Boztepe'ye gidebilir ve orada bulunan çay bahçelerinde veya lokantalarda oturabilirsiniz. Yukarı doğru bir çıkalım. Dışarıdan gözükmüyor mu? Burada bayağı bir şeyler varmış ya. Restore edildiği için güzel yapmışlar. Sadece sigara içilmesi tabelası sırıtmış oldu. Duvar renginde yazı yazılmış olsa daha güzel gözükürdü. Evet, şu anda Trabzon hemen önümüzde. Bak şu aşağıdaki yol yeni yapılan Kanuni Bulvarı Beşiktaş'tan giriyor. Boztepe'nin alttan devam ediyor, inşaat devam ediyor. Sağ taraf Trabzon Limanı. Şurada bir tane bina var herhalde. Kiliseydi orası bakalım. Bu ara buranın zemini hep taş. Binada da bu taş sağlam. Zemin üzerine yapılmış. Akşam için de ışıklandırmaları var. Thank you.
Anıt mezarlar da var burada. Yukarıda çok fazla bir şey gözükmüyor. Oraya çıkmıyoruz. Ama şöyle çıkalım üstten aşağıya. Oraya bir bakalım. Taner Bayır hocam buradaydı, beni o aradı. Şimdi onu arayalım bakalım. Nerede kendisi? Camdan buraya kapatmışlar ama bu bilmiyorum, çok buranın tasarımına uygun gitmedi gibi gözüküyor. O yüzden haliyle kalması lazımdı. Şu alta bakın. Taşların üstünde yürüyoruz. Şimdi anladım burayı niye böyle yaptıklarını. Şimdi tamam, fikrimi değiştiriyorum aşağılarda. Bir sürü bir şeyler var. Padişahlarımızın fotoğrafları var burada.
Osman Gazi. Orhan Gazi. Osmanlı padişahları. Sultan 1. Murat. Sultan Yıldırım Beyazıt. Sultan Çelebi Mehmet. Sultan 2. Murat. Fatih Sultan Mehmet. Sultan 2. Beyazıt. Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman. Sultan 2. Selim. Çok güzel tasarlamışlar. Biz şuradan devam edelim. Sultan 3. Murat. Sultan 3. Mehmet. Sultan 1. Ahmet. Sultan 1. Mustafa. 2. Sultan Genç Osman. Sultan 4. Murat. Sultan İbrahim. Sultan 4. Mehmet. Sultan 2. Süleyman. Sultan 2. Ahmet. Sultan 2. Mustafa. Sultan 3. Ahmet. Sultan 1. Mahmut. Sultan 3. Osman. Devam edelim. Sultan 3. Mustafa. Sultan 1. Abdülhamit. Sultan 3. Selim. Sultan 4. Mustafa. Sultan 2. Mahmut. Sultan 1. Abdülmecit. Sultan Abdülaziz mübarek şehidimiz. 5. Sultan Murat. Sultan 2. Abdülhamit. Sultan Mehmet Reşat. Ve son padişah Sultan Mehmet Vahidüddin. Kızlar Manastırı'nı gezdik. Ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Buraya tavsiye ediyorum. İmkanı olan gelsin dolaşsın. Çok güzeldi. Şimdi buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ama şuraya girmedi. Şuraya da bir bakalım. Neymiş burası? Hücreleri, hamam bölümü. Bayağı bir şey var. Her tarafında bir bina var. Evet, ücretsiz şekilde buraya gezmiş olduk ama diyeceğim yine bir alt taraf var. Oraya inmemiştik, oraya da inelim. Ondan sonra buradan ayrılalım. Evet, alçak tavan. Şöyle dikkatli şekilde girelim. Burada bir ekran var zannediyorum. Burada ara ara tanıtımlar yapılıyor. Da fazla bir şey yok diyeceğim. Şuradan aşağı bir merdiven daha iniyor.
şey yok, oraya inmeye gerek yok. Aç kal. Evet, kör çekimlerimizi yaptık. Buradan şimdi ayrılalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.